Merhaba arkadaşlar, HP GT 58 modelinin videolarını çekmeye devam ediyorum. Diyelim ki yazıcı aldınız, kullandınız, bir zaman sonra arada modeliniz değişti ve modemden bağlantısı koptu. USB'si yok, USB kablonuz yok ve nasıl kurulum yapacaksınız? VPS üzerinden kurulum nasıl olur? Onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle bu gibi videoların, yani HP'nin bu modelle ilgili videoları oynatma sitesine üst bölümde i harfine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ya da web sitemize ulaşıp da bizlere soru sorabilirsiniz. HP'nin 58 modelinde Wi-Fi kurulumunu VPS üzerinden yapacağız arkadaşlar. Şimdi gidelim yazıcıyı nasıl tanıtırız modeme, USB kablo olmadan onu gösterelim. VPS kurulumunu yapmaya çalışacağız arkadaşlar bu videomuzda. VPS ile Wi-Fi'ye nasıl bağlanırsınız onu göstereceğim. Bilgisayarınız yok, telefondan çıktı almak istiyorsunuz. Öncelikle ben bunu bilgisayar kurulumunu göstereceğim. Siz telefondaki kurulumunu videoların devamında veya başka videomda izleyebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle Wi-Fi kurulumu için şu tuşa bası tuttuğunuzda bu şekilde bir yanıp sönmeler meydana gelir. Daha yakından çekeyim hatta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar VPS etkin anlamına gelir. Modeminizde bu şekilde bir tuş olacaktır ya da VPS yazacaktır. Buna bastığınızda arkadaşlar bir 2-3 saniye elinizi çektiğinde bu ışık yanıp sönmeye başlar. Her modemde farklıdır. Bu şekilde bağlantı olmaya başlayacak arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. Bağlandığı zaman arkadaşlar sabit yanar. Gördüğünüz gibi bağlantı kuruldu. Şu an çok yakın olduğu için modem full çekiyor ve sabit yanıyor. Bağlantı kurulduktan sonra IP'sini falan öğrenmek için şu tuşa basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. 5 saniye sonra çekiyorsunuz ve bir tane test sayfası yazdırıyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi IP'yi görmüş olduk. Yine IP sabitleme ile ilgili göstereceğim panelden sizlere. Şimdi bilgisayarımıza gidelim ve USB üzerinden değil de ağ üzerinden kurulumu gösterelim. Yine arkadaşlar ben indirmiştim HP'den. Siz de indirebilirsiniz. HP yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra arkadaşlar sürücü güncellemelere geliyorsunuz. CD'si yoksa yazıcı seçiyorsunuz. Modeli GT 5820. Enter diyorum. Arada dedikten sonra arkadaşlar işletim sistemi otomatik seçecektir. Yine de işletim sistemine bakmanızda yarar var sorun yaşamamak için. Başlat tuşuna bastığınızda bilgisayarım özellikler burada 64 bit olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Siz de yine bu şekilde bakmanızda yarar var. Yine buradaki üstteki olan tam sürüm yazılımını indiriyorsunuz. Ben daha önce indirdiğim için indirilen içine gidiyorum arkadaşlar. Burada şu anda iniyor, iptal ediyorum. Şu alttakini açıyorum. Açtıktan sonra kurulum başlıyor arkadaşlar. Modemimizi zaten VPS ile bağladığımız için devam diyorum. Bir yazıcı ekle diyor arkadaşlar. Burada direkt kablosuzu seçiyorum. İleri diyorum. Zaten gördüğünüz gibi hemen anında geldi. Geldikten sonra ileri diyorum arkadaşlar. Daha önceki kurulumu kaldırdım bir bakalım. Kaldırmışım. Şimdi kurulumu yaptıktan sonra buraya gelecekti zaten. Evet geldi arkadaşlar. Bu şekilde kurulumunu yapabilirsiniz VPS üzerinden. Gördüğünüz gibi yine ileri diyorum. Hiçbir şey yapmadan. Şurada evi seçiyorum. Kişisel kullanım. İleri ve işlem. Bu kadar arkadaşlar. Çok kolay bir kurulumu var. Yine driver'ını da HP'de benim dediğim gibi indirebilirsiniz. Kurulum gerçekleşti. Bir web sayfası açtı. İptal diyorum.
Ve yazıcı fax sanayisine gittiğimizde arkadaşlar, yazıcımız burada gözüküyor. Ek bilgisayar kurmak veya bunun gibi şeyler yapmak yine aynı şekilde devam eder. Bu inen dosyayı başka bilgisayarda çalıştırabilirsiniz. Aynı işletim sistemi ise. Aynı işletim sistemi olduğu için orada da çalıştırıp kurulum yapabilirsiniz. Farklı işletim sistemi ise aynı işletim sistemine göre dosyasını indirebilirsiniz yine web sitesinden. Testimizi yazdık arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Wi-Fi kurulumunu göstermeye çalıştım. VPS üzerinden, yani USB üzerinden göstermiştim bir önceki videomdan. Bu videomda ise direkt Wi-Fi VPS tuşuna basarak kurulum yapmayı gösterdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böylece yazıcımızı VPS üzerinden USB kurulumunu diğer videoda tarif ettiğim gibi bu sefer de VPS üzerinden direkt modeme tanıtmayı gösterdim. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Bana destek vermek isterseniz ortadan kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıda güzel yorumlarınızı yazabilirsiniz. Oynatma sitesinden hiçbirinin bu modeliyle ilgili diğer videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda, bir başka soruda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun, bay bay.